Memleketini seven 3-5 yandaşı için memleketin zenginliklerine, memleketin suyuna, memleketin toprağına, memleketin ağacına düşmanlık etmez. Göz göre göre memleketini talan ettirmez. Ancak maalesef artık iyice anladık ki bu iktidarın bir kötülük ajandası var. Belli ki bu ekip her hafta toplanıp acaba bu hafta memlekete ne kötülük yapsak diye istişare ediyorlar. Toplantıdan çıkınca da ya ekonomiyi batıracak yeni kararlar alıyorlar ya yine bir yandaşı ihya ediyorlar. Ya da haritadan seçip memleketin bir başka sahilini, ırmağını, dağını, ormanını talan ediyorlar. Nitekim geçen hafta bu ajandaya zeytinlikleri almışlar. Bunun sonucunda zeytinliklerimizin talan kararnamesi bütün yasa ve yetkiler çiğnenerek anında önümüze konuverdi. Sayın Erdoğan, hani Nas vardı? Ne oldu Nas'a? Hazreti Nuh'un gemisine konan güvercinin ağzında zeytin dalı vardı. Yüce Rabbim Kur'an'da o ağaç üstüne yemin ediyor. Bu zalimliğe yol verirken Sure-i Tin hiç mi aklına gelmedi? Bu talanı, bu kaçak, bu hukuksuz kararı imzalarken hiç mi vicdanın sızlamadı? Bir tek yüzüğün var dediğin fakirlik günlerinde, sofranda bulunduğunda mutlu olduğun zeytin tanelerinin hiç mi hatırı yoktu da imzayı basıp zeytinlikleri gözü dönmüş rantçıların yağmasını açtın? Yazıklar olsun. Değerli dava arkadaşlarım, bunlarda hiç utanma kalmadığı için formülleri de hazır. Neymiş efendim? Madeni çıkardıktan sonra ağaçları yerine dikeceklermiş. Tekrar söyleyeyim mi? Ağaçları yerlerine, sökülmüş ağaçları maden bittikten sonra yerlerine dikeceklermiş. Fesübhanallah. Bu zihniyete bir bakar mısınız? Üç yüz senelik, 500 senelik ekolojik mucizeyi topraktan sökecekmiş, sonra da yerine takacakmış. Mübarek sanki vida söküp vida takıyor. Ne diyelim, Allah bunları ıslah etsin. Bir de bu arkadaşların değişik bir huyu var. Ne zaman yanlışlarına dikkat çeksek bunlar Türkiye'nin zenginleşmesine karşı diyorlar. Üstelik bunu böyle bir zenginliği vicdansızların eline bırakırken demeye de zerre katre utanmıyorlar. Aynen öyle. Hatta üzerine bir de zeytinci para mı kazanıyor diye soruyorlar. Kardeşim, zeytinci kazanamıyorsa sen utanacaksın sen. Bunu soracağına o ağaçlar gerçek birer hazine diyeceksin. İlla soracaksan üretimde 1,5 milyon tonla dünyada 4. ülkeyiz. Neden İtalya? Niye Yunanistan kadar kazanamıyoruz diye soracaksın. Maalesef aklı fikri inşaat olanların beton zihinlerinin bunu anlamasının imkanı yok. Rahmetli Erbakan Hoca'nın deyimiyle sizi gidi beton kafalılar sizi. Ama kimse merak etmesin. Bu konunun peşini bırakmayacağız. Muğla milletvekilimiz Metin Ergun konuyla ilgili dava açtı. Süreci yakından takip ediyoruz. Aziz milletim, bu saray çok acayip bir yer. Acayip bir yer. Adeta masalsı bir dünya. Mesela geceleri gelen rantçıları var. Gece şöyle şöyle geliyorlar.
Mübarekler aynı diş perisi gibi. Diş perisi gibi. Sarayında rant perileri var. Çünkü bu periler biliyor ki Sayın Erdoğan elinde geceleri kalemle bekliyor. Kalem var elinde. Sağ olun, sağ olun. Şöyle oluyor. Şimdi rant perisi geliyor. Haşmet Mahap diyor. Elinde kalem var. Var mı kalem? Elinde kalem var Haşmet Mahap'ın. Diyor ki, geçerken bir uğradık. Şöyle bir rantımız var. Diyene Haşmet Mahap basıyor imzayı. Ancak gariptir. O kalemi bir günde milletin menfaatine kullanmayı akıl etmiyor, edemiyor. Çünkü bu arkadaşımız artık milletin değil, rantçıların adamı. Onun için bugün gelinen noktada biz artık bir siyasi partiyle rekabet etmiyoruz. Biz artık kötülükle mücadele ediyoruz. Bu mücadele artık İyi ile kötünün, hakla batılın, haklıyla zalimin, mazlumla zalimin mücadelesi.